Elbap bölgesinde sıcak temasın oldu ve bizim de desteğe gitmemizi söyledi. Elbap bölgesinde en iyi, en tepeden, en hakim noktadan gören yer hastane mevkisi. Hastaneyi kim ele geçirirse her tarafı görüyor. Yani dört tarafını, kuzeyi, batıyı, doğuyu, güneyi her tarafı görüyor. O şekilde üstünlük sağlayabiliyordu. Bizim komando birliklerimiz ve özel kuvvet birliklerimiz alıyordu. Tabi belli bir baskından sonra hani geri çekilme anlamda değil de yeri geliyor mühimmatımız bitiyordu. Emirler geldikten sonra hava o gün kar yağışıydı. Yani tipi kar tipi ve pustuydu biraz. O yüzden açıkçası bizim işimizi biraz engelliyordu. Ama tabii ki Türk askeri her zaman her yerde kendini gösterdiği gibi orada da gösterdi. Biz üstünlüğümüzü kılmak için yine ilerlemeye devam ettik. Havanın soğuk olduğundan dolayı belli bir zamandan sonra araçların içine girdik. Zırhlı araçların, kirpilerin. Yani her şey bir anlık derler ya, hani ölüm nefes kadar yakındır derler ya, onun gibi bir şey. Yani bir anda zırhlı aracın içine TOW dedikleri mühimmat, ağır bir mühimmat. Yani roket mühimmatının delici ve ısı yayan bir mühimmatı. Sağ kirpinin sağ ön camından girip arka sağ tarafından çıktı. Çünkü aracın kapısını açacak o anda kimse yoktu. Herkes çünkü kendi canıyla uğraşıyordu. Hani kendini dışarı atmaya çalışıyordu. Bir şekilde bizim arkadaşlarımız sağ olsunlar tabii Allah'ın da yardımıyla, Allah'ın imkanıyla bir şekilde kapıyı dekmeli dekmeli o zırhlı aracın kapısını dekmeli arkadaşlarımız açtı. Gözümüzü açtığımızda içerisi bayağı bir dumandı, karanlıktı. O içeri giren dumandan bayağı bir etkilendik. Şehadet şerbeti içmek herkese nasip olmaz. Peygamber Efendimiz'e komşu gidiyorsunuz. Yani herkese nasip olmaz. Herkes ister. Herkes yani şehit olmayı ister ve onu göz alarak zaten o görevi yapıyoruz. Yani onun bilincindeyiz zaten. Hani içimizde bir korku yoktu. Çünkü Türk askeri hiçbir zaman hiçbir yerde korkmamıştı. Yani bu Osmanlı zamanında da böyleydi. Arkadaşlarım şu anda orada. İlla ki gönül ister ki bu olay yaşanmasaydı da onlarla devam etseydim orada. Orada kalsaydım onlarla beraber. İlla ki kanı kimsenin yerde kanı kalmayacak. Rabbim bu devlete güç kuvvet versin inşallah. Bu devlet, bu millet bu şekilde birlik olduğu sürece yani bütün terör örgütlerinin üstesinde geleceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum ki bunu da başardık yani. Bunda eminiz. Çok şükür kahramanımız bitmez. Bir Osman gider, bir bin Osman gelir. Bir Ahmet gider, bin Mehmet gelir. Yani kahramanlarımız bitmez. Ne kadar terör örgütü olursa olsun, ne kadar grup olursa olsun biz her zaman karşılarında olacağız. Allah'ın izniyle de bundan sonra da hepsinin üstesinde geleceğiz. Eğer Türk askerini öldürmek istiyorsan onu ölüme tehdit et diye bir tabir vardır. Yani biz işte ölümden korkmadığımızın bu da göstergesidir ki yani o inançla o işi yapıyoruz, görevimizi yapıyoruz. Tabii ki yani 15 Temmuz darbe gecesinde hepimiz gördük. Tanklar, toplar, ne bileyim işte halkın üzerinden sürülmeye çalıştı. Tabii ki halkımız bunun sonradan farkına vardı. Allah'ın izniyle onun da önüne geçildi. Yani böyle bir devletiz, böyle bir milletiz, böyle bir ordunun içinde yaşıyoruz çok şükür. Yani bütün zorluklara göğüs geliyoruz yani. Çünkü her tarafımız düşmanlarla dolu. Yani dört bir yanımız düşmanlarla dolu. Ama ona rağmen hiçbir zaman yılmadık yani yılmayacağız da Allah'ın izniyle de sonuna kadar devam edecek. Bu şekilde de gidecek yani inşallah. Çünkü bu bayrak kanı hep kanla çizildiği için o yüzden yani hiçbir güç, hiçbir düşman olsun, terör örgütü bizim bayrağımızı yere indiremez. Yani biz sağ oldukça, biz var oldukça hiç kimse bu bayrağı yere indiremeyecek. İndirmeye kalkan da zaten biz Allah'ın izniyle indireceğiz.